Evet arkadaşlar. Derslerde anlatamadığımız veya zaman kısıtı sebebiyle anlatmaya fırsat bulamadığımız iki örnek uygulamayı ayrı bir ek ders mantığıyla size sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi çizim konusunda tablo ile çizimi birlikte kullanacağımız bir örnekti. Hatırlarsanız derste bundan bahsetmiştik ama dediğim gibi zaman kısıtımı sebebiyle bunu Ders sırasında değil, dersten önce çekip sizin e, kullanımınıza sunacağım. İkincisi de bundan önce yaptığımız birçok işlemi içinde barındıracak olan ve bir de sonuç itibariyle sayfayı düzenleyip yazıcıdan çıktı alma işlemini anlatacak olan bir örnek olacak. Bu iki örneği ayrı bir e, dediğim gibi çalışma olarak hazırlıyorum. Şu an size sunuyorum. Gerisi sizin ilginize kalıyor arkadaşlar. Evet ilk yapacağımız örnek hatırlayacaksınız sizde şu örnek. Bunu yapmak üzere ertelemiştik ama dediğim gibi zaman kısıtımı sebebiyle bunu ayrı bir ortamda ben şu an size hazırlamayı anlatacağım. Böylece normal ders saatimizde ilgili o dersin ilgili konusunu ancak görebileceğiz. O zamanı tamamen ona ayıracağız. Evet, şimdi soru kısmını okuyalım. Daha doğrusu bizden ne istediyormuş? Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Amacımız bir tablo ve bir çizim işlemi örneklendirmek. Yoksa bu örnek, genel bilgisi olanlar için söylüyorum. Günümüzde bir program tarafından otomatik hızlı bir şekilde sonuç verebilecek bir grafik çizimi. Ancak biz grafik çizdirme işlemiyle değil, çizme işlemini, örneklendirmek için bu örneği yapıyoruz yani çizme konusunu dersimizin konusu içinde bir örnekle tekrar ediyoruz gibi düşünün yoksa gerçekten doğrudur böyle grafikler artık günümüzde bazı programlar sayesinde verileri ilgili değerler ona verdikten sonra otomatik çizilen şeyler grafik çizimi artık öyle günümüzde onun için olaya o gözle bakmıyoruz dediğim gibi biz çizim işlemiyle uğraşmak çizimle ilgili küçük ince detay bilgiler vermek, fikir vermek, ufuk açmak. O amaçla yapıyoruz bu örneği. Onu yine başta tekrar etmiş olayım. Diyor ki 2013 yılı tüketici fiyatları endeksi bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Diyor işte 2013'te Ocak ayında 7,5'muş, Şubat'ta 7'ymiş, Mart'ta 7,5'muş diye devam ediyor. Bu değerler 2014 yılında geçen yılın aynı ayına göre ilk 3 ay yarım puan artmış, takip eden 6 ay 1 puan azalmış, son 3 ay ise bir buçuk puan artmıştır diyor. Ona bir sistem kuracağız. Onlar dediğim gibi konuyu hatırlatmak amaçlı küçük, pratik, basit örnekler aslında. Bu bilgilere göre Word programını kullanarak, diyor, yani başka bir programı kullanarak grafiği çizdirmeyle uğraşmayın. Word programında çizim konusuyla uğraşın diye öyle üstünü bastırarak kalın yazılmış. Aşağıdaki tabloyu oluşturunuz ve grafiği çiziniz diyor. Bak çizdiriniz demiyor. Çizdirilebiliyor çünkü. Tabloyu verdikten sonra bunu tık diye size çizip veren programlar günümüzde var. Biz burada ama çizme konusuyla uğraşacağımız için o gözle bakıyoruz. Tabloda ve grafikte eksik bırakılan 2014 yılında tamamlayınız demiş bize. Belki ilk önce bir mevcut olanı bir yapalım. İlk önce şu tabloyu bir hazırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sütunlu 3 satırlı bir tablo. Evet boş yeni bir sayfa açıyorum. Tablonun aslında çizimle alakası yok burada. Birlikte yer alması gerektiği için o şekilde işlem yapıyoruz. Eklede tablo deyince kısa yoldan yapıyorum. 13 sütun seçemiyorum çünkü. O yüzden tablo ekleden yapıyorum. Sütun sayısı 13, satır sayısı 3 diyerek belirtip tablo ekliyorum. Şimdi hangi bilgiler varmış? Şöyle bakalım. Tüfe ve bütün ayların isimleri varmış. 2013 yılı diyor. Evet. Tüfe diyor. Ocak. Şubat. Kısatma kullanmış mı? Şöyle bir bakalım. Yok, kullanmamış. Uzun uzun bütün hepsini yazmış ve sığmasını sağlamış. Bunu da küçültmüştür. Evet. Mart. Nisan. Çünkü sığmama durumu büyük ihtimal. Bütün hepsinin buraya. Haziran. Temmuz, Ağustos, Eylül. Bakın sığmama başladı yavaş yavaş. Daralmalar oldu. Kasım. Bak burada bir sarkma oldu. Düzelteceğiz onu. Aralık dedik. Şimdi bu düzeltmek için bir kere sağdan ve soldan bırakılan boşluklar. Yani kenar boşluklarımız vardı ya. Onu ayarlayabiliriz. O da düzen menüsünde. Kenar boşluklarından ayarlanıyordu. Sağdan ve soldan bırakılan boşlukları örneğin bire bir yapalım. Bir santime bir santim yapalım. Bir kere sağa sola açalım. Bakın açı açma zaten sığdığını gördük ve tabloyu ortalayalım. Bakın şimdi burada şuna dikkat. Tabloyu içeriden seçerseniz ortala dediğinizde içindekileri ortalar. Ancak ben tabloyu yazı alanına göre ortalatmak istiyorum derseniz şuradan seçmeniz gerekiyor ki şimdi bakın ortala deyince tabloyu ortaladı. Neye göre? Yazı alanına göre bir santim soldan, bir santim sağdan boşluk bıraktığımızda yazı alanı işte bunun diğer kısmı. Yani 21'den 2 çıktı. 19 santimetre bir yazı alanı var burada. Bakın onu da şurada görebiliyoruz. Gördünüz mü? 18-19. Şunlar da birer santim kenar boşlukları toplamı 21 ediyor. Evet. 2013 yılıymış. 2014 yılıymış. Rakamlarına bakalım. Şimdi birlikte çalışmak için şu sayfayı küçültüp şöyle yana alıyorum. İçine yazı yazarken öbürüne de bakabileyim diye. Aslında elimde kağıtta olsa oradan da bakarım da ben size anlatmak için böyle yapıyorum. Yoksa bunun kağıda çıktısını alıp oradan bakarak da tabii ki yapabiliriz. Evet. Yedi buçukmuş. Tekrar ediyorum burada. Ondalıklı sayılar virgülle yazılır arkadaşlar. Noktayla değil. Tamam mı? Bunu bir kural olarak bir yere not edin. Türkiye standartıdır bu. 8. 9, 8, yedi buçuk. Burada tap tuşunu kullanıyorum geçişlerde ben. 7 buçuk, 7 ve yedi buçuk olmak üzere. Şimdi bakın burada diyor ki 2014 yılında ilk 3 ay diyor yarım puan artmıştır diyor. Şimdi aslında şöyle bir şey mi? Buraya bakıp 8 yazabilir. Yarım puan demek 0,5 demek. 8'i yazmak mümkün. Ama ben hani konu tekrarı ya amacımız. Şuradan formüle giriyorum. Formüle. Ve diyorum ki üstün toplamı zaten kendisidir. Artı 0,5 diye bir işlem yapıyorum. Bir formül eklentisi yapıyorum. Tamam deyip çıktığımda bunu bana yapıyor. Bir yana geliyorum F4. Bir yana geliyorum F4. İlk 3 ay yarım puan artmıştır dediği için bu formülü yazıyorum. Bir sonraya gelip F4 diyorum ama ondan sonraki 6 ay bir puan azalmış dediği için bak bu formülü F4 ile getirdikten sonra Tekrar buradan formüle giriyorum. Formülü şuradan eksi 1 diyerek değiştiriyorum. Tamam. Eksi 1 diyerek değiştiriyorum. Tamam deyip çıkıyorum. Sonra bir yana geliyorum. F4. 6 ay F4'e basacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6 ay. 1 puan azalmış çünkü. Evet. Son 3 aysa 1,5 puan artmış. Yine F4'te 1 puan azalma formülünü getiriyorum. Sonra buradan giriyorum tekrar formüle bakın. Son 3 ay 1,5 puan artmışsa artı 1,5 diyerek buradaki formülü düzeltiyorum veya değiştiriyorum. Tamam deyince burası da değişiyor. Sonra yana gel F4 yana gel F4 yaparak tablonun 2014 yılında böylece tamamlamış oluyorum. Tamam yani burada yaptığımız işlem hocam elle de yazılır bu yarım puan bir puan dediği şey ne ki yani elle de yapabiliriz. Tabii ki biz yani formül yazmayı hatırlatma amacıyla yapıyorum ben bütün bunları size. Yani neler öğrenmiştik onları göstermek için. Şu rakamları da şuradan ortalıyoruz. Şimdi grafikle ilgili çizimde tabloyla direkt bir bağlantı yok. Yani tablodan hemen gel buraya grafiği çiz olayı burada yok. Word programı bu çünkü. O yüzden biz tabloyu tablo olarak uğraştık. Çizimi çizim olarak uğraşacağız. Yani bir bağlantısı yok. Sadece bağlantısı sayısal değerleri buradan bakarak oraya işlem yapacağız. Yani grafiği çizerken şuradaki gibi buradaki yedi buçuk bunun yedi buçuna denk geliyor. O olacak. Ama Word programı olduğu için bakın tekrar söylüyorum. İkinci dönem inşallah Excel programında bunu otomatik hızlı yapabilen sistemi göreceğiz zaten. Onu öğrendikten sonra Bunlar belki bize ilkel yöntem gibi gelecek de biz şu an grafik çizdirmekle uğraşmıyoruz. Çizim işlemiyle ilgili fikir verici, ufuk açıcı düşünce ve bilgi dağarcığımızı geliştirici örnekler yapıyoruz o gözle bakın yani. Yoksa böyle bir grafiği böyle çizmek günümüzde anlamsız. Onu ben de biliyorum zaten. Evet. Şimdi bu tabloya göre rakamlara dikkat ederek grafik çizimine geçiyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Amacımız grafik çizdirtmek değil. Çizimle ilgili neler yapılabilir? Fikrini vermek, ufkunu açmak veya bilgi dağarcınızı geliştirmek. Yani amacımız bu. Şimdi yine burada önceki yaptığımız bir örnektekine benzer bir şekilde bir koordinat sistemi var. Koordinat sistemi X ve Y'nin pozitif değerleri olan koordinat sistemi. Evet, şuradan ekle şekillerden ucunda ok olan düz çizgiyi alıyorum. Evet. Şuradan okunucu bitiş noktasına gelir bilgisini hareketle Shift tuşundan da yardım alarak dikey çizgiyi şu şekil çiziyorum. Rengini şuradan siyah yaptım. Tekrar oku alıyorum şuradan. Şu noktadan başlayıp bir de x eksenini çizelim yatay olan. Evet şöyle onu da çizdik onu da siyah yaptım şimdi burada rakamların bulunduğu örnekten de bakacak olursak şu kısım var Bunlar hatırlarsanız bir çizim olayı metin kutusu kullanımıydı onu bakın burada nasıl yapacağız eşit aralık bırakmak olayına da dikkat ederek tamam ekle metin kutusu veya bakın şurada metin kutusu çiz diye direkt seçenek de var. Buradan girdiğinizde şu seçenek de şu, şu seçenek de aynı işi yapıyor. Veya direkt buradan ekle dediğinizde metin kutusu buradan da geliyor. Hepsi olabilir. Biz şekiller kısmında olduğumuz için direkt şuradan metin kutusu çiz de diyebiliriz. Buradan seç seçedebiliriz. Peki, hadi şunu kullanalım bu seferde. Şimdi geliyorum buraya bakın. Şöyle bir dikey şuradaki rakamlar içine yazacağım. Sütun şeklinde bir ayrı bağımsız yazı alanı elde ediyorum. Ve buradaki rakamları alt altına yazıyorum. Ancak yazarken şu mesafeler dikkat edeceğim konu normal bir yaz alıp sonra ayarını veririz. 9, 8,5 8 7,5 7 6,5 5'e kadar gidiyor. 6 5,5 ve 5. Şimdi şu içeride kısmı seçiyorum. Ctrl A ile bunun içini tümünü seç diyorum. Bir kere puntoyu biraz küçültüyorum. Bu 11'i 9 yapalım. Mesela sağa yaslayalım. Şimdi şunu şuraya yerleştireceğim. Şuna denk gelmesini sağlamak için paragraf aralıkları var bunların biraz açık. Bu paragraf aralıklarını göz kararı 8 diyor ya mesela bunu 3'e 3 yaparsam ne kadar boşluk bırakıyor? Biraz az gibi. 4'e 4 yapalım paragraf aralıklarını. 4'e 4 yapalım. Evet. 5 yapalım. 4'te çünkü şey yapmadı. 4'te kurtarmadı. 5 yapalım. Bakalım. Şöyle 5 aralık. Heh, bu güzel. 5 aralıklı güzel. Şimdi metin kutusunun bir çizgisini bir de zemin rengi beyazlığını da kaldıracağım burada. Şuraya denk getirecek şekilde. Yapıyorum. Şimdi metin kutusunu ne yapıyorduk şurada? Dolgusu yok. Çizgisi yok şeklinde kaldırıyorduk. Burada sanki yazılar sonradan değil de beraber yazılmış hissi veriyordu. Böyle bir görüntü elde ediyorduk. Şunu da şöyle şuraya yaklaştırabiliriz o zaman. Tam şu 5'in x'in hizasına gelmesine dikkat ediyorum. Şu şekilde. Evet. Şöyle ekranı yaklaştırarak sağ alt köşeden artı eksiyle ince çalışabilirsiniz. Bak bu biraz yukarıda kalmış. Şöyle biraz hafif aşağı alabiliriz ki şu çentik gözükmesin. Evet. Şunu okun uzunluğu çok önemli değil. Okun uzunluğu yukarıda biraz fazla olması önemli değil ama hani ben buna tam benzetmek istiyorum derseniz tam hizaya getirmeniz isteniyor. Onu da yaparsınız. Yani tutup oku Shift'ten de yardım alarak tam bunun hizasına getirebilirsiniz. Çok yaklaştırmışız derseniz metin kutusunu şöyle biraz uzaklaştırırsınız ayarlar verilebilir. Tamam. Şimdi bunun benzer bir tanesinde yatay yapacağız. 1'den 12'ye kadar ayları temsil eden elemanlar. Yine burada metin kutusunu şuradan ekliyorum bu sefer. Bu sefer yatay bir metin kutusu hazırlıyorum. Orada da bir bir boşluk veya 3 boşluk bırakalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şeklinde aralar şey olmuş olabilir. Biraz daha açmak uygun olabilir bakın. Şuraya göre hizaladığımızda araya ikişer boşluk ikişer çok olur. Birer boşluk daha koyalım şöyle. Evet. Şu şekil ayar verelim. Şunu biraz daha genişletelim. Tamam. Şurada var bir tane. Şu. Şunu da şöyle açtık mı herhalde tamam olur. Yine bunun şekil dolgusu yok. Hatta çizgisi yok hale getirip onu da şuraya şöyle yerleştiriyorum. Bir de şuradan başlıyormuş. Puntosunu da biraz küçültmekte fayda olabilir. Öbürki gibi bunu da 9 yapabiliriz. Şunu 9 yapmıştık ya. Şunlar 9'du. Bunu da benzer şekilde 9 yapabiliriz. Eğer derseniz ki aralar biraz daha açık olsun. Birer tane daha şöyle boşluk bırakılabilir. Kaç boşluk bıraktıysanız arasında hepsinin eşit bırakmaya dikkat etmekte fayda var. Çizgilerin hizalı olması açısından. Biraz sonra şu tireli çizgileri yapacağız şuraya. Tamam. Ondan sonra bu oku da yine shift'e basılıyken tam düz çekmek için şöyle şöyle hizaya getirebilirsiniz. 12'ye denk gelsin diye. Eh. Şunu biraz aşağı alalım. Bu aşağı almalarda ok tuşlarını kullanıyorum. Hafif ince hareketlerde ok tuşlar çok pratik çözümler bize sağlıyorlar. Evet. Şimdi şu kareli defter görüntüsü veren şu çizgileri nasıl oluşturuyoruz onu yapalım. Bu bizim bildiğimiz tireli çizginin yan yana işte 10 tane 12 tane getirilmiş hali aslına bakarsanız. Onu bakın çoğaltarak yapmayı ben göstereceğim size. Böylece daha hızlı hareket edip olacaksınız. Sadece hizalamayı sizin ayarlamanız gerekebilir. Normal düz çizgi alıyorum. İlk önce yatay olanlarını hazırlıyorum. Tam 5.5'in tam yanından shift'e basılı tutup şöyle çekiyorum şuraya kadar. Shift bunun düzlüğün olmasını sağlıyor. Şuradan siyah yapıp şuradan da tireli hale getiriyorum. Bu tireli noktalı olabilir. Yakın tireli, açık tireli falan böyle alternatifler var. Bizimki herhalde şu kullanılmış. Biraz da şil, çizgi genişliği dar seçilmiş. ya yani ince seçilmiş. Bir de burada şöyle olabilir. Hani çizgi biraz soluk gözüksün isterseniz. Renk olarak gri'nin bir tonu da seçebilirsin. Bakın görüyorum. Siyah seçince çünkü çok belirgin oluyor. Biraz belirgin olmasın derseniz biraz daha griye yakın bir renk seçerek öyle soluk gözükmesini de sağlayabilirsiniz. Şimdi bakın bu çizgiden, bu çizgi seçiliyken Ctrl C kopyala, Ctrl V yapıştırarak bir tane daha çoğaltıyorum. Sonra bunu tutuyorum bakın. Şurayı altın hizasına getiriyorum. Şimdi bu ikisini birlikte seçiyorum. Birlikte seçmeyi hatırlayın. Shift tuşuyla yapıyorduk. Shift tuşu basılıyken birlikte. Şimdi kopyala yapıştır dedim. İki tane çoğalttı bize. Bu iki taneyi tutacağım. Tutarken biraz tam hassas bir şey oluşabilir. Şöyle yukarıya getireceğim. 6.5 ile 7'nin tam denk getirmek üzere şöyle ayar verdim. 2 tane 2 tane yapabiliriz. Bir daha bir daha uğraşmayayım diye. Tekrar yapıştırdım. Tekrar buradan tutuyorum. Yukarıya 7.5 ile 8'in tam hizasına gelecek şekilde şöyle ayarlıyorum. 2 tane daha yapıştırıyorum. Yani tek tek yapıştır. ikişer, Üçer li. de böyle şey yapabilirsiniz. Yukarı doğru çekiyorum. Bu arada kalmalar önemli değil. Şöyle 8.5 ile 9'un hizasına şöyle yaklaşık getiriyorum. Son iki tane daha lazım. Tekrar bir daha yapıştırdım. Onu da tuttum. Şöyle tutacağız. Hassas bir şey var burada. Tam tutmada bir problem çıkarabiliyor bazen. Shift tuşu yardımıyla. Şimdi şuradan tutalım. Yukarı doğru bunu da götürelim. Onun orada da var mı? Üç varmış. Evet şöyle onun orada da okun tam bittiği yerde de bir tireli çizgi var. Evet. Yatay olanlar bitti. Şimdi aynı şeyi dikeyler için yapacağım. Yine düz çizgiyi alıyorum. Şöyle de yapabiliriz. Mesela bunu da gösterelim. Şunun bir tanesini, şunun bir tanesini tamam. kopyala yapıştır deyip çoğalttıktan sonra bunu böyle dikey çevirebilirsiniz. Yani diğer renkle falan uğraşmayayım diye. Düzgün olmasına dikkat ederek shift'ten yardım almak mümkün burada. Tamam. Sonra bunu tutarsınız. Şöyle bir olmuş mu? Boyutu yeterli mi diye şuradan bir kontrol edersiniz. Biraz belki uzatılabilir. Tamam mı? Yani bir tane daha şunu tam kareli olması için. Tamam? Bundan tekrar kopyalayıp yapıştırarak bir tane çoğaltırsınız. Şuraya 3'ün tam hizasına denk getirirsiniz. Burada tabii bu aralıkların eşit olması biraz göz kararıyla size düşen bir iş. Evet. Şunu biraz yukarı almışım. Şöyle biraz aşağı alayım onu. Bunu da hafif aşağıya alalım. Yön tuşları ile yapıyorum bu işlemi. Aşağı yukarı kaydırmaları. Evet, şimdi ikisini seçelim. Kopyala yapıştır. Evet, geliyorum şu kısma. Şöyle sayılara denk gelecek şekilde ama bu arada sayıları ittirmemiz de gerekebilir. Şuradaki Karelerin eşit olması biraz sizin göz kararınıza kalıyor. Yani şuraları şöyle birer ittirme yapmak da mümkün. Bunlar denk gelsin diye. O yani hizayı böyle sağlamak da söz konusu olabilir. Tekrar yapıştıralım. İki tane daha buraya koyacağız. Evet. 6 ile 7'nin oraya. Tekrar yapıştıralım. Yapıştır derken Ctrl V diyerek yapıştırıyorum. Çok eskiden bildiğimiz bir şey zaten o. Evet, şu şekil. Şunu belki biraz daha sağa çekmek uygun olabilir. Kareleri eşit yapmak adına. Evet, iki tane daha yapıştırdık. Ha, yalnız burada 10 11'in ayarlanması gerekiyor. 11 biraz şöyle çekmek gerekiyor. Yani 12'yi de şöyle bir tane çekmek. Şimdi bir tane çoğaltacağız kopyala yapıştır. 12 içinde şöyle şunun hizasından çıkan bir çizgi şeklinde hazırladım. Tamam. Güzel. Yani şu bazılarının darlık genişliğini şöyle sağa sola çekerek ayarlayabilirsiniz. Şunu yediği biraz ittirmek şekliyle falan ayarlanabilir. Bunlar. Eğer tam böyle denk istiyorsanız ince çalışmak adına bu harfleri bir Metin kutusuna değil ayrı ayrı metin kutularına yazıp koyarak tam istediğiniz yere getirmek de mümkün olur. Çünkü burada ben biraz işin kolayına kaçtım. Tek bir metin kutusuna yazdım hepsini. Böyle olunca işte şu denk getirmeler, ayarlamalar biraz zor olabiliyor. Diğerine nazara tek tek de konulabilir. Evet ama genel hatlarıyla tamam güzel uygun bir görüntü elde ettik gibi gözüküyor. Tabi hangi kısmı sadece yeni zemin kısmı için bunu ayarladık. Şimdi geldik bunun grafiğinin çizilmesine. Çizeceğiz. Çizerek göstereceğiz. Şimdi buradaki rakamlara bakıyorum. Buradaki rakamlarla buradaki değerleri. Yani Ocak ayı birinci ay. Şuradan bakıyorum. Ocak ayı birinci ay. 2013 yılında yedi buçukmuş. Ve buraya bir çizgiler koyacağım. Bu çizgileri yine öğrenmiş olduğumuz serbest form. Başlangıç noktasını geri bulmamak kaydıyla beni takip eden bir çizgiydi. Bu çizgiyi kullanmak adına serbest formu alıyorum. Bakın şimdi buradaki rakamlara bakarak oradaki yerlere tıklıyorum. Ocak ayı birinci ay bir ile başladı. Tıkladım. Şubat ayında yediymiş. 2013 yapıyoruz. Mart ayında yedi buçukmuş tekrar. Tık. Tıklayarak çizgileri bir nevi birleştiriyorum. Nisan'da altıya düşmüş. Bakın dördüncü ay altı. Şurası altı karşılığı ya. Evet. Mayıs'ta altı buçuk olmuş. Şurası. Mayıs beşinci ay altı buçuk. Haziran'da 8 olmuş. Haziran şurası 8. Bakın. Tık. Her kesişim noktasına tıklıyorum yani orada 6 ile 8'in bulunduğu yere. Yani Haziran 6. ay 8 tüfenin değeri 2013 yılı için. Temmuz'da 9'a çıkmış. Temmuz'da şuraya gelmiş bakın. 7. ay 9. Buraya tıklıyorum. Ağustos'ta tekrar 8'e düşmüş. 8. Tekrar tıklıyorum. Eylülde yedi buçuk, Eylül dokuzuncu ay yedi buçuk, Ekimde de yedi buçuk, düz gideceğim burada o zaman, evet şuraya, Kasımda 7 düşmüş, Aralıkta tekrar yedi buçuk çıkmış, bitti mi şeklim? Evet, çift tıklayıp şekli bitiriyorum, oldu mu? Evet, oldu. Tamam, biz biraz daha sağdan soldan basık çizdik bu şekli. O yüzden şeklimiz biraz daha basık gibi oldu ama verileri güzel gösteriyor. Bu yapılan örnekte biraz daha yayvan çizilmiş. Biraz daha geniş yayılmış. Ondan farklıymış gibi gözükse de bakın farkı şuradan yan yana getirdiğimizde. Bu biraz daha bizimki sağdan soldan basık. Yani ay değerleri biraz daha yakın bizimkinde. Burada biraz daha açık yapmış. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bizimki 1 santim ise onunki 1,5 santim falan gibi. 1,5 da değil de 1.2 gibi falan şu aralıklar. Bizde şuralar 1 santimse, şurada 1.2, 1.3 gibi bir ayar verildi bu biraz sağa doğru geniş bir gösterim yapıyor. Önemli değil o kadar. Grafiği bize istediğim şekilde gösteriyorsa problem yok. Peki. O zaman şunu bir de yapalım. Şurada bir yani mavi çizgi diyor 2013 yılını gösteriyor bu çizginin 2013 yılının tüfe değerini gösteren yapı olduğunu ifade etmek üzere metin kutusu kullanacağım yine. Metin kutusunu alıyorum. Şuraya 2013 yazıyorum. Biraz fontosunu küçültüyorum. Ne yapabilir? Bunu 9 yapabiliriz. Hep 9'ları kullandık ya şurada. Yine bu metin kutusunun çerçevesini ve rengini sıfırlıyorum. Yani dolgu yok, çizgi yok şekle getiriyorum. Şöyle yerleştirdikten sonra yanına da bir tane normal çizgiyle mavi bir çizgi çiziyorum. Bunun anlamı da şu oluyor. Yani bu mavi çizgi diyor burada kalınlığını da biraz arttırabiliriz şuradan dikkat çeksin diye. Yani oradaki çizginin karşılığı budur anlamına gelen bu 2010 yılını gösteren çizgidir diyorum. Sonra bu ikisini eğer birlikte hareket ettirmek istiyorsan birlikte seçiyorum Shift tuşuyla. Şuradan gruplandır diyerek ikisini tek parça haline getir. Bakın birlikte götürebilir bir hale getirebiliyorum. Şöyle yerleştirelim. Evet. Şimdi 2014 yılını yapalım. 2014 yılında şu rakamlara bakacağız. Bunları da buradan kırmızı ile göstereyim ki hani ne yaptığımızı rahat takip edelim. Yine serbest form alıyorum elime. Serbest form. Evet. Yine Ocak'ta 8'de başlıyoruz. 8'le başladık. Tık. Şubat 7.5 Şubatta 7,5 oldu. Martta tekrar 8'e çıktı. Evet. Nisan'da 5'e düştü. Nisan'da 5'e düştü buraya geldi bakın. Nisan 5. Mayıs'ta 5,5. Mayıs şurası 5,5. Haziran'da 7'ye çıktı. Haziran şurası 7. Evet. Temmuz'da 8'e çıktı. Temmuz'da 8 şurası. Evet. Ağustos tekrar 7'ye düşmüş. Ağustos'ta tekrar 7'ye düşüyor. Peki. Eylül'de 6.5'a düşmüş. Eylül'de 6.5'a düşüyor. Ekim'de 9'a çıkıyor. Ekim'de 9'a çıkmış bakın. Ekim 10. ay 9. Kasım'da 8.5. Evet. Ve Aralık'ta tekrar 9 olarak bitiyor. Çift tıklayıp bitiriyoruz ve diyoruz ki bu karışmasın iki çizgi diye. Bunun çizgi rengini şuradan mesela kırmızı yapıyorum. Şimdi burada da diyorum ki bakın bundan bir tane çoğaltacağım. Ctrl C, Ctrl V yapıyorum. Şöyle geliyorum. Şu çizgiyi seçiyorum. Diyorum ki bu çizgi bir kere şuradan kırmızı olsun. Ve şu da 2014 yılını gösteriyor diyerek bunu da 14 yaptım. Yani şunu anlatmış oldum. Bunun da başlığını bir başlık koyabiliriz. İşte tüfe değerlerinin değişim grafiği. Tüketici fiyat endeksi. 2013-2014 yılları arasındaki karşılaştırma falan diye bir başlıkta atabiliriz. Bu başlığı eğer grafikle birlikte bir yerlere götürmek durumunuz varsa metin kutusuna yazmak daha doğru olur. Öyle yapalım biz de. Diyelim ki metin kutusuyla şuraya bir yazı yazacağız. Bu yazı 2013-2014 tüfe büyük harfli olsun. Değerleri Karşılaştırma grafiği. Karşılaştırma grafiği diye bir isim verdik. Tamam. Tek satır olmasını istiyorsanız şöyle. Bunu kalın yapıp ortaladık. Bu bir resim parçası olsun istiyorum. Onun için böyle yaptım. Tamam. Şuradan kalın yapalım. Çerçevesi olmayacağı için ortalamanın çok da bir anlamı yok. Evet. çünkü biz bu metin kutusunun hem çerçevesini hem zemin rengini kaldıracağız. Ha, isterseniz koyabilirsiniz tabii ki. Evet. Şunu da şöyle şu kısma şöyle ortalıyorum ki. Evet. Şimdi bu grafiği ola ki sağa sola yukarı aşağı bir yere götürmem gerekirse bak şu halde götürmeye kalkarsa bunlar her bir ayrı parça. Ne olur? Bayağı sizi uğraştırır. Onun için yine öğrendiğimiz bir bilgiydi. Şuradan biçim menüsünde bakın şurada seçim bölmesi vardı. Bunu açıyorum. Bunlar benim şekillerim. Şuradaki parçalar. Tamam mı? burada çizimdeki şekiller. Onları şurada birleştirme yapmıştık ya bakın şu grup 32 29 dediği şunların birleşmiş hali. Hani 3 2 tane eleman tutup birleştirdik ya o grup 32 ile grup 29 onlar bakın zaten seçince gözüküyor. Bakın sadece şunu seçtiğim zaman grup 29 seçiliyor burada. O yüzden bu grupları birer elemanmış gibi kabul edeceğim. Buradaki bütün elemanları seçeceğim. Kontrol tuşuyla yapıyoruz bunu. Kontrol tuşu basılıyken buradaki bütün elemanları seçiyorum. Bunlar sol taraftaki resmin parçaları. Sebebini biraz sonra tekrar hatırlayacaksınız zaten. Niye böyle bir şey yaptığımı. Bunun tamamını tek bir resimmiş gibi kullanacağım ben çünkü. Bir yere rahat götürebilmek için özellikle. Evet. Seçtim ve dedim ki gruplandır. Artık bu resim tek parçaya dönüştü. Tutup bunu birini götürüyormuş gibi aynı anda rahat hareket ettirebilirim. Bu da önemli bir avantajdır. Resimle uğraşan kişiler bilirler zaten. Resmi tek parça haline getirip istediğim yeri götürebilirim. Metin kutuları olmasaydı var ama bunu perspektif olarak küçültüp büyütmek de bozmazdı resmi. Ama metin kutuları olduğu için bozar. Metin kutularını bozar daha doğrusu. Yoksa resmi bozmuyor bakın. Dikkat musunuz? Perspektif nasıl çalışıyor? resmi bozmuyor yani ama metin kutusu olduğu için metin kutularını bozduğundan bu işlemi bu örneğe yapamıyoruz. Metin kutusu olmasaydı rahatlıkla resmi bu şekilde bildiğimiz yöntem zaten bu boyutlandırabilirdik. Evet. Bakın böyle bir örnek yapmış olduk. Sonuç itibariyle dediğim gibi amaç çizimle uğraşmaktı. Fikir versin, ufuk açsın düşündürsün bir şeyleri. Böyle bir bilgi var, böyle bir şey var. Ben de yeri gelince kullanabilirim şeklinde bir örnek uygulamaydı. Yoksa grafik çizdirme hedefimiz değil burada. Çünkü grafik çizdirmelerde günümüzde artık çok güzel bu işi çok pratik ve güzel yapan programlar var. İşte bunlardan birinde inşallah ikinci dönem göreceğiz. Grafiği orada bakın bu grafiği şu hatta verilerini veririz. Unutmazsan bu örneği kullanırız. Bu grafiği tak diye çizeceksiniz. Ya niye bu kadar uğraştık hocam? Biz çizimle uğraştık. Grafiği çizmekle uğraşmadık. Anlaşıldı? Çünkü ona kafayı takan arkadaşlarımız var. Hocam diyor bunu yapan programlar var diyor. Niye biz çiziyoruz diyor. Ya çizmeyle uğraşmak için bir fikir versin. Çizme işleminde değişik yöntemler uyguladım gördüğünüz gibi. Yeri gelince bu yöntemleri sen başka bir yerde kullan diye anlattım bunları grafik çizmek için kullan diye anlatmadı fikir verdi. diye düşünüyorum belki de yanlış düşünüyorum. Evet örnek böylece tamamlanmış oldu arkadaşlar. Burada isteneni yaptı. Bu size verilen dokümanda var bu örnek zaten. Bunun benzeri olan bir ikinci örneği de size bırakıyorum ben. Bunu da siz yapın bakalım. Kendiniz çalışın. Yani burada anlatılanları başka bir örnekte bir uygulayın kendi başınızda neler yapabiliyorsunuz bir Görün kendinizi ölçün yani. Evet bu örnek böylece tamamlanmış oldu.